Sayın Enstitü Müdürüm, sayın hocalarım ve sevgili katılımcılar, Eğitim Bilimleri Enstitüsü olarak eğitim konferansları serisi kapsamında düzenlediğimiz 19. eğitim olan Üst Düzey Düşünme Becerileri ve Eğitimdeki Yeri başlıklı programımıza hepiniz hoş geldiniz. İlk önce açılış konuşmalarını yapmak üzere sözü Enstitü Müdürümüz Profesör Doktor Sayın Şaban Çetin hocama bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 21. yüzyıl becerileri şeklinde de geçiyor, üst düzey düşünme becerileri. Biz 21. yüzyılda artık üst düzeyde düşünen bireylerin eğitim sistemi içerisinde olduğunu biliyoruz. Ama bunun adını koymak çok önemli. Üst düzey düşünme becerileri, okul öncesi çağdan itibaren başlayan ve üniversiteye geldiğinde artık taşlanması gereken ve yerini bulması gereken beceriler. Bu anlamda bugün hem kendisini sunmakla gurur duyuyorum. Bölümümün değerli hocalarından eğitim, aynı bölümde görev yapıyoruz. Daha önce de Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yöneticilik görevinde bulunmuş değerli hocam, değerli kardeşim Profesör Doktor Gürcü Erdemar bugün konuyla ilgili bizleri bilgilendirecek, bilgilerimizi tazeleyeceğiz, bakış açımızı genişleteceğiz. Desteğinden ve katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum ben. Gürcü Hocam, buyurun. Hocam, başlamadan önce Profesör Doktor Gürcü Hocamızın sunumundan önce ben kısaca onun özgeçmişi hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Profesör Doktor Gürcü Koç Erdemar, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişme Eğitimi Öğretmenliği Lisans Bölümünden 1993 yılında mezun olmuş, birinci yüksek lisansını 1995 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında yapmıştır. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim alanında ikinci yüksek lisansını, 2002 yılında ise yine aynı alanda doktorasını tamamlamıştır. Program geliştirme, okul öncesi eğitim, öğretmen yetiştirme, öğretmenlik uygulamaları, öğrenme, öğretme kuramları, üst düzey düşünme becerileri, epistemolojik inanç, yaşam boyu öğrenme gibi konulara da yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Gazi Eğitim Fakültesi Akreditasyon Koordinatörlüğü'nde de görevlerini yürütmektedir. Şimdi ben sözü Sayın Profesör Doktor Gürcü Koç Erdemar hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Hatice hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli enstitü müdürüm, sevgili arkadaşım, değerli enstitü müdür yardımcım, çok değerli meslektaşlarım, enstitünün çalışanlarını da görüyorum. Çok değerli idari personel çalışan arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz üst düzey düşünme becerileri nelerdir ve biz bu becerileri kendi eğitim sistemimizde kazandırabiliyor muyuz? Eğitim sistemimizin verileri bize neler söylüyor? Bunlarla ilgili böyle bir farkındalık, bir sohbet yapalım istedik doğrusu. Önce biraz üst düzey düşünme becerileriyle başlamak istiyorum. Ben biliyorsunuz bilgi çağı, teknoloji çağı, her şey inanılmaz bir hızla değişiyor. Harari diyor ki 21. yüzyıl için 21 ders kitabında, insanlık eşi benzeri görülmemiş devrimlerin şafağında inanılmaz bir değişim var. Mesela şu beni çok etkiliyor. 2050'de bugün doğan bir çocuğu hayal edin ya da 22. yüzyıla kadar yaşadığını bir kişinin hayal edin. Peki hayatta kalabilmesi ve başarılı olabilmesi için biz bu bebeğe ne öğretmeliyiz? Yani artık tek bir meslek yeterli mi ya da bizim okullarda öğrettiğimiz bilgiler onun hayatını devam ettirebilmesi için yeterli olacak mı acaba? Çünkü artık ömür boyu tek uzmanlık, ömür boyu tek meslek kavramları da tarihe gömülecek gibi görünüyor. Ve bize söylediği şu cümle beni çok etkiliyor. Hepimiz de bunları düşünmüşüzdür. Böyle bir dünyada bir öğretmenin öğrencilerine vermesi gereken en son şey daha fazla bilgi. Çünkü zaten bilgiye her yerden, her şekilde internetin gelişmesiyle ulaşabiliyoruz. Hatta öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki artık öğrenciler belki bir konuda bizden daha fazla bilgiye sahip bile olabiliyorlar. İlgi alanı ise eğer merak ediyorsa araştırıyor ve daha fazlasına ulaşıyor.
Peki o zaman biz onlara ne öğretmeliyiz? Herhalde şu becerileri öğretmeliyiz. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim becerileri ve işbirliği. Yine o kitapta benim hoşuma giden şuydu. Diyor ki yeni şeyler öğrenebilme, alışılmışın dışında durumlarda akli dengeyi koruyabilme becerisi de kazandırmak lazım. Herhalde COVID'le birlikte bu da gerçekten önemli becerilerden biri olacak gibi geliyor bana. Peki düşünmeyle biz neyi kastediyoruz? Düşünme aslında bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilme, insan özgü bir özellik. Descartes'ten bu yana değil mi? Düşünüyorum o halde varım. Yani insanlığın var olmasının temel koşullarından bir tanesi düşünme eylemine sahip olması. Peki ne yapıyoruz biz? İlk çağlardan itibaren 2500 yıldır insanlar dünyayı anlamaya çalışıyorlar. İçinde yaşadığımız çevreyi anlamlandırmaya çalışıyoruz, bir anlam vermeye çalışıyoruz. Onun için de zihinsel bir eylem içerisindeyiz. Bir olayla bir konuyla ilgili verileri toparlayarak onları değerlendirmeye ve bir karar sonunda da bir karar ortaya çıksın istiyoruz. O halde düşünme daha çok demek ki dış dünyadaki belki de verileri almak, değerlendirmek ve yargıya varmak bir karar verme süreci olarak düşünülebilir. Peki üst düzey düşünme eylemini kastediyoruz. Birinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olmasını, bunu yönetebilmesini, bilgisini örgütleyebilmesini aslında kastediyoruz. Yani aslında üst düzey düşünme, düşünme üzerine düşünme. Peki içerisinde çok önemsediğimiz bizim üç beceri var. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme. Biraz kısa kısa bunlardan bahsedeceğim. Eleştirel düşünme üst düzey önemli bir düşünme becerisi gerçekten. Karmaşık bir beceri. Bireyin ilgilerini örgütleyerek, analiz ederek değerlendirdiği bir düşünme türü. Bir makalede okumuştum. Metafor çalışmasıydı. Eleştirel düşünme deyince aklınıza ne geliyor, neye benzetiyorsunuz gibi. Orada da insanlar eleştirel düşünme deyince en fazla yorumlama, anlam verme ve analiz sözcüklerini kullanmışlardı. Gerçekten de baktığınız zaman eleştirel düşünme analiz, açıklama, yorumlama, değerlendirme, sonuç çıkarma gibi yetilerden oluşuyor. Peki eleştirel düşünme dediğimiz zaman hangi stratejiler var içerisinde? Açık ve adil görüşlü olmak, meraklı olmak, bilişsel esnekliğe sahip olmak, neden arama, bilme arzusu bu çok önemli. Zaten çağlar boyu insanlar değil mi merak etmişler ve bir sürü şeyi öğrenmeye çalışmışlar. Farklı bakış açılarına saygı duymak, problem çözmek ve karar vermek önemli stratejiler içerisinde yer alan. Eleştirel düşünmenin duyusal ve bilişsel yönünden söz edebiliriz. Duyusal yönü tercihlerimizde gerçekçi olmak, değişime uyum sağlayabilmek, bunu kabullenmek, diğer insanlarla empati kurabilmek, aykırı da olsa bizim düşüncelerimize farklı insanların düşüncelerini dinlemek, bunların nedenlerini anlamaya çalışmak, belirsizlikleri hoş görmek, kendi ön yargılarımızın farkında olmak, hatta yargılarımızı değiştirebilmek ve yine empatiyle yakından ilişkili etkin dinlemek, önemli duysal yönü, duysal becerileri eleştiren düşünmeni. Bunları daha da fazlalaştırabilirsiniz. Çok daha fazla aslında içerisinde strateji var. Ben biraz bunları özetlemeye çalıştım. Peki bilişsel yönü dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Bağımsız düşünmek, bir problemi doğru tanımlayabilmek, verileri toplamak, analiz etmek, bunları sentezlemek, yeterli veri kullanarak sonuca ulaşmak, aşırı genellemelerden kaçınmak ve yeni durumlarda bilgiyi kullanabilmek. Burada Sokrat'ı hatırlamak tabii önemli. Sokratik sorgulamalar biliyorsunuz. Kölesiyle kendisi de Menon'la bu tür sorgulamalar çok fazla yapmıştır. Ona göre de zaten kişi aslında biliyordur bir şeyler ama bildiğinin farkında değildir. Bunları ortaya çıkarmaya çalışır Sokrat. Ama benim yine hoşuma giden sözü bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim diyor Sokrat. Bu da önemli gerçekten. Yani her şeyi bilmek zaten mümkün değil. Peki eleştirel düşünebilen insanlar ne diyorlar? Diyorlar ki reddetsem bile başkalarının düşüncelerini de değerli bulurum. Onlar da önemli. Peki zeki düşünce öğretmek tartışmayı kazanmaktan daha önemli ve daha değerli. Bir problem beklediğimden daha da zor olsa da yine de çalışmaya devam ederim. Onu çözmek için mücadele ederim azimle ve vazgeçmem diyorlar. Ama eleştirel düşünmenin zayıfsa eğer o da diyor ki elbette kolay bir çözümü vardır. Hatta birileri de belki çözmüştür, ondan da yararlanırım. Buna ayıracak zamanım yok. Bunun yerine işte öğretmen neden bize problem veriyor? Problem vermek yerine doğrudan anlatıverse diyor buradaki kişiler.
Peki burada hemen benim aklıma Platon geldi. Belki eleştirel düşünmeyle ilgili sizin aklınıza da gelmiştir. Ben çok beğeniyorum Platon'un mağara alegorisini. Hemen bir bakalım. Gerçeklik, bilgi ve hayatın anlamı nedir? Bazı temel konular bunları mecazen ele alır ve varoluşu bir yolculuk olarak açıklar. Bir yol imgesiyle veya okyanus üzerinden bir tırmanış, savaş, kitap, ince bir çizgi, oyun ya da bir fırsat penceresi. Veya zamansız sönmüş bir ışık ya da alev. 2400 yıl önce tarihin ünlü düşünürlerinden birisi hayatın bir mağara içinde zincirlenmek ve taş duvara yansıyan gölgeleri izlemeye mecbur kalmak olduğunu söyledi. Çok keyifli değil mi? Bu Platon'un adalet, gerçeklik ve güzellik kavramlarını inceleyerek ideal bir toplum hayalini canlandırdığı Devlet adlı eserinin 7. kitabında bulunan mağara alegorisinde bahsettiği şey. Alegoride bir grup tutsak doğumlarından itibaren bir mağaraya kapatılmışlar ve sırtları mağaranın girişine dönük kafalarını çeviremiyorlar ve dış dünya hakkında bilgileri yok. Fakat bazen mağaranın kapısından geçen insanlar ve başka şeyler mağaranın duvarlarında gölge ve yankı oluşmasına sebep oluyorlar. Tutsaklar da bu illüzyonları gerçek olduklarına inanarak adlandırıyor ve kategorize ediyorlar. Birdenbire bir tutsak serbest bırakılıyor ve ilk kez dışarı çıkıyor. Işık gözlerini acıtıyor ve yeni ortamı karışık buluyor. Etrafındakilerin gerçek olduğu ve gölgelerin de yalnızca yansımalar olduğu söylendiğinde buna inanamıyor. Gölgeler ona daha net geliyordu. Fakat gittikçe gözleri alışıyor, sudaki yansımalara bakabiliyor, objelere doğrudan bakabiliyor. Ve en sonunda ışığının gördüğü her şeyin en büyük kaynağı olan güneşe bakabiliyor. Tutsak buluşunu paylaşmak için mağaraya dönüyor. Fakat artık karanlığa alışık değil ve duvardaki gölgeleri görmekte zorluk çekiyor. Diğer tutsaklar bu yolculuğun onu aptal ve kör ettiğini düşünüyorlar ve herhangi bir serbest bırakılma eylemine şiddetle karşı çıkıyorlar. Platon bu parçayı halkı eğitmeye çalışan bir filozofun durumuna benzeşim olarak sunuyor. Çoğu insan cehalet içinde yalnızca mutlu olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu cehaleti dile getirenlere de düşmanlık besliyor. Evet, gördüğünüz gibi yani eleştiren düşünmediğinizde ve yeniliklere açık olmadığınızda sadece kendi bilgilerinizin yeterli olduğunu düşünüyorsunuz. Ve ben düşünüyorum yani 2400 yıl önce Platon bunu nasıl düşünmüş, nasıl böyle bir benzetimde bulunmuş? Çünkü acaba dünya gerçekten böyle mi, yani bizim algıladığımız gibi mi, yoksa farklı bir dünya olabilir mi? Bu bana her zaman ilginç geliyor. Peki, kaldığım yerden devam edeceğim ama bilişsel yönünden de bahsettik. Evet. Yine okuyanlar varsa o da bana bizim sevgili Berkay Özünlü'nün etkisidir. Saramago kitaplarını bir ara arkadaşlarım hatırlarlar. Orada da mesela hikayelerinden bir tanesinin ismi Mağara, Saramago'nun ve Platon'un mağara benzetiminden yararlanarak çok inanılmaz bir hikaye yazmış. Hani çok öneririm okumak isteyenlere. Çünkü Platon'la benim gördüğüm gibi ilgilenenler de var. Diyeceksiniz ki hoca felsefeden niye bu kadar bahsediyor? Ben bir de ikinci üniversite okuyorum felsefe de. Herhalde bu arada biraz felsefe okumaktan kaynaklanan bir etki olabilir bu. Eleştirel düşünmeyi neler engeller? Bunlar engelliyor. İnanca, ideolojiye, otoriteye, hiç sorgulamadan körü körüne bağlılık. Çevrenin etkisiyle zamanla gelişen hükümler, ön yargılar. Ben merkezcilik, kendi görüşümün doğru olduğunu düşünmek, farklı görüşlere hiç açık olmamak. Bazen de haklı olmayı çok istiyoruz. Benim görüşüm doğru, ben haklıyım. Bazen de tembellik, yeni bir şey öğrenmek kolay değil tabii ki, çaba gerektiriyor. Peki eğitim açısından baktığımızda eğitim programlarının yüzeyselliğine yazık ki buna yol açıyor. Yine hep hani şunlardan şikayet ediyoruz, yani işte öğretmenlerimizin en çok söylediği program yetişmiyor. Hatta programda demiyorlar ya, müfredat yetişmiyor diyorlar. Ve sürekli bir koşturmaca içerisindeler. Öğrencilere çok fazla şey öğretmeye çalışıyoruz. Çok bir sürü ama derinlemesine bir şey öğretemiyoruz. O yüzden de hani
Bunlar da eleştirel düşünmeyi engelliyor tabii ki. Bir yerde okumuştum, çok da hoşuma gitti. Diyor ki konuları yetiştirmeye çalışmayın, öğrencileri yetiştirmeye çalışın. Çok güzel. Yani artık bizim konu yetiştirmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Yine öğretimde bilgi aktarımına ağırlık vermek, ezbercilik eleştirel düşünmenin önünde önemli bir engel. Öğrencilerden düşük akademik başarı beklentisi olabiliyor bazen. Ne yazık ki bazen öğretmenlerimiz öğrencileri gruplara ayırıyorlar. Çalışkanlar, tembeller diye. Çalışkan öğrencilerden çok beklenti içerisindeyken diğerlerinin düşük başarısı olduğunu zaten çok da başarılı olamayacağını düşünerek bu öğrencilerle ilgili çok da ilgilenmiyorlar ne yazık ki. Sınav sistemi ezberciliğe tabii ki bazen yol açıyor. Nasıl yol açıyor? İşte siz eğer kitaplarda olanların aynılarını soruyorsanız öğrencilere, onların kendi düşüncelerini ortaya koymalarına, yaratıcılıklarını ortaya koymalarına izin vermiyorsanız ya da sorgulama yapmalarını istemiyorsanız o zaman tabii ki eleştirel düşünme çok daha geride kalıyor. Burada da ezberden bahsetmişken böyle aralarda paylaşımı durduracağım ama hani izletmek istediğim videolar var Hatice Hocam. Yine belki arkadaşlarım izlemişlerdir ama ben hani bunları sevdiğim için kendim öğrencilerimi de izletiyorum. İşte üç idiot, hani üç aptaldan bir sahne izletmek istiyorum doğrusu burada. Hemen açayım. Bizim için daha güzel hocam. Çok çok güzel oluyor. Şimdi sanırım. Şu an görüntü gelmiyor. Gelmedi mi? Peki o zaman şöyle yapalım. Yeniden ekran paylaşımı yapayım ben. Tamam. Paylaşımı durdurayım, yeniden yapayım. Belki yeni açtığım için olabilir. Şimdi belki olabilir. Evet hocam. Başa alırsak tekrardan şu anda izleyebiliriz sorunsuz. Ses var mı? Özür dileriz, geciktik. Acil bir durum vardı. Günaydın. Oturun çabuk. Öğretmenim hala yazıyor. Hey! Vakit doldu. Efendim 5 dakika daha. Yarım saat geç başladık. Acil bir durum vardı lütfen. Ve bize öyle bir bakış attı ki gören böbreklerini istedik zannederdi. Ama biz yazmaya devam ettik. Ve o da kağıtları sıraya koymaya. Bu da olmamış. Hayır, bu da olmaz. Bitirdik efendim. Geç getirdiğiniz için bunları kabul edemem. Efendim, lütfen. Bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Başbakanın oğlu bile olsan kağıdını almayacağım, anladın mı? İsim ya da numaralarımızı biliyor musunuz peki? Hayır. Kimsiniz? Bilmiyor musun? Koşun! Hadi koşun! Hey! Hadi! Numaralarınız kaç sizin? Bu da yaratıcılık anlamında benim hoşuma gidiyor. Bir başka makine tanımı ile ilgili bir sahne daha var filmde ama onu izletmeyeceğim çünkü oradaki bir görüntü bazen bazılarını rahatsız ediyor. İşte bir fermuar çekme, indirme görüntüsü var. Onu arkadaşlarım kendileri sonra izleyebilirler. Ama orada makinenin tanımı ile ilgili çok güzel bir sahne gerçekten ezberle ilgili. Peki tekrar döneceğim. Evet. Ezbercilikten de bahsettik. Peki çocuklara neyi öğretmeyeceğiz? Aslında yapmamız gereken sorgulamayı öğretmek olmalı. Bunu da bir kitapta görmüştüm. Böyle hoşuma gitti. Eleştirel düşünme ile ilgili bir yiyecekten bahsediyor. Ve diyor ki hani sizce böyle bir yazıyla karşılaştınız. Bu ürünü satın alır mısınız? Güvenir misiniz? Yani çünkü eleştirel düşünmede veri kaynağının güvenilirliğini sorgulamak da çok önemli. İşte bilgi her yerde biliyorsunuz. İnternete girdiğiniz zaman da çok fazla bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Ama gerçekten güvenilir ve doğru bilgi mi? Biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Bu da çok önemli bir konu. Mesela o kadar ilginç şeyler yazıyor ki burada. İşte zaman kaybetmeyeceksiniz diyor sıcaktan bunu aldığınızda işte sıfır şekerli kola gibi serinleten ürünleri var bir sürü şeyler yazıyor hatta şu çok ilginç bu ürünleri geliştiren firma kendisine astronotların uzayda beslenmelerini sağlayan teknolojiyi örnek almış diyor. Şimdi buna ne kadar güvenebiliriz değil mi? Yani bunları kim oluşturdu?
Bilginin kaynağı şirket nasıl bir şirket? Önce mutlaka bunlara bakmak gerekiyor. Şudur haberleri hepiniz duyuyorsunuzdur. İnternetten telefon siparişi verdi. İşte ne bileyim içinden elma çıktı filan. Yani hani insanlar nasıl güveniyorlar o kadar ucuza bir telefonun olabileceğini, nasıl düşünüyorlar ya da o alışveriş yaptığı sayfanın güvenirliğini nasıl hani dikkate almıyorlar diye bazen gerçekten ben de düşünüyorum yani. Neden? Çünkü herhalde o daha ucuza almak fikri daha mı cazip geliyor ama medya okur yazarla eleştirel düşünmeyle ilgili de çok fazla çalışma var. O halde bilginin güvenirliğini, kaynağını mutlaka sorgulamak gerekiyor. Yine bununla ilgili bir örnek vardı işte bir tablet satın alacaksınız. Hangisi size daha çok etkiler ya da hangisi daha çok fazla bilgi veriyor? Bunları işte kıyaslamak çok önemli. Peki eleştirel düşünme becerilerini nasıl kazandıracağız öğrencilerimize? Mutlaka model olmamız gerekiyor. Öğretmenleri eğitim fakültelerinde çok çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biz burada öğrencilerimizi çok iyi yetiştireceğiz ki öğretmen adaylarımıza onlar da kendi öğrencilerine model olacaklar, örnek olacaklar. Yani biz bir tane kitapla gidip sadece o kitaptan işliyorsak derslerimizi, hani sadece oradaki örnekleri veriyorsak ya da gidip oradan okumalar yapıyorsak, tabii ki öğretmen adayı da bunu örnek alıyor. O zaman diyor ki tek kaynak budur bu konuda. Ben şunları yaşıyorum mesela. Bazen öğrencilere bir soru sorduğunuzda ya da bir sunu yaptırdığınızda bir kaynaktan alıyor bilgileri diyelim ki. Ben de diyorum ki yani bunun böyle olduğuna emin misin? Farklı bir şey olabilir mi? Ama hocam kitapta yazıyordu diyor. Yani şimdi kitapta yazdığı zaman itiraz etmeyeceksiniz. Yani böyle bir algı oluşuyor öğrencilerde. Ben de diyorum ki onu da yazan bir insan. Yani onun da bilgisinin güvenirliğini sorgulamanız gerekir. İkinci bir kitap, üçüncü, dördüncü bir kitap okudunuz mu? Hepsi mi böyle söylüyordu? Çok basit bir örnek işte. Öğrencilerin dikkatini nasıl çekersiniz? Kitapta yazılanları söylüyorlar. Ben de diyorum ki şöyle de dikkat çekebilir miyiz? Ama kitapta yazmıyordu hocam diyorlar. Ya bu çok kötü bir şey. Artık hani bu tamam kitaplarımız bizim için çok değerli referanslar ama biz de düşünce üretir duruma gelmemiz gerekiyor. Yine hatırladığım bir örnek sınıf yönetimi dersinde bir öğrenci meritokrasiden bahsetti. Ben de dedim ki meritokrasi nedir? Yani hani değişik bir kavram. Hocam hiç bakmadım dedi. Yani bu çok kötü bir şey. Hazır bir yerlerden bir şeyleri alıyorsunuz tamam ama onu bile merak etmeden getiriyorsunuz. En azından o kavramı hani araştırmak nedir? Liyakata dayalı bir yönetim meritokrasi. Biraz herhalde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine öğretmenler ve anne babalar olarak çocuklarımızın yerini düşünmememiz gerekiyor. Onlara sen ne düşünüyorsun? Senin fikrin nedir? Diye sormamız ve onların soru sormalarını teşvik etmemiz çok çok önemli. Bireyleri yargılayıcı tepkilerden kaçınacağız. Onlara karşı çıkmak için değil, anlamak için dinleyeceğiz. Ve her öğrencinin, her bireyin fikrini söyleyebileceği özgür ve demokratik ortamların yaratılması çok önemli eleştirel düşünmeyi geliştirmek için. Ben buraya birkaç tane örnek koydum. İşte bu senin temel görüşün mü? Bunu nasıl kanıtlarsın? Gerekçelerin nelerdir? Her zaman böyle midir? Farklı bir seçenek olabilir mi? Bunlar önemli, değerli sorular. Peki bir delil var diyelim ki bundan şüphe edebilir miyiz? Yani farklı bir sonuç, farklı bir neden olabilir mi? Herkes mi böyle düşünürdü? Ya da sen bu görüşünü nasıl savunursun? Sence seninle aynı fikirde olmayan insanlar neden böyle düşünüyorlar? Onların bunu böyle düşünmelerinin nedeni ne olabilir? Onlar sence nasıl savunurdu gibi farklı bakış açılarını anlamaya yönelik sorular sorabiliriz. Ben biraz şimdi eleştirel düşünmeden yarıkçı düşünmeye geçeceğim Hatice Hocam. Kısa kısa. Sonra problem çözme. Sonra da çünkü biraz kendi eğitim sistemimizden konuşalım istiyorum. Peki yaratıcılık nedir? Herkesin gördüğünü görmek ama ona farklı bir şekilde yaklaşabilmek, onunla ilgili farklı düşünebilmek. Yaratıcılık deyince en akla gelen kavram sanıyorum özgünlük kavramı. Evet, sorunlara orijinal, özgün, yeni bir biçimde yaklaşmak. Uyuşmaz fikirleri bir araya getirebilmek, başkalarıyla aynı şeye bakarak farklı bir şey görmek diyebilirsiniz. Bu da hoşuma gitti. Diyor ki işte söyle bakalım Ali Can bardağın yarısı boş mu, dolu mu? O da diyor ki içine sinek düşmüş. Bu da farklı bir bakış açısı. Neden olmasın? Peki yaratıcılık zeka arasında nasıl bir ilişki var? Yani yaratıcı olmamız için çok mu zeki olmamız gerekiyor acaba? Buna bakmış bilim insanları ve diyorlar ki ikisi arasında çok da yüksek bir ilişki yok. Normal bir zekaya sahip olmak yaratıcılık için yeterli. Hatta
Aksine çok yüksek zekaya sahip insanların çok da yaratıcı olmadığı da görülmüş. O da belki çok fazla kurallara bağlı kalmaktan, sınırlar içerisinde hareket etmekten kaynaklanıyor olabilir. %20'sinin doğuştan geldiği yaratıcılığın %80'inin ise geliştirilebilir olduğu yönünde çalışmalar var. Peki yaratıcılık nasıl ortaya çıkıyor? Tabii ki bence öncelikle çok çalışmayla ortaya çıkıyor. Ön bilgi, hazırlık kısmı çok çok önemli. Bununla ilgili güzel bir örnek var. Fleming'in penisilini nasıl keşfettiği ile ilgili. Bir deney üzerinde çalışırken tesadüfen bir yerden uçup gelen bir küf mikroskoptaki lamın üzerine konmuş. Eğer Fleming bunu silseydi ve hiç onunla ilgilenmeseydi belki de hiç işte penisilin ortaya çıkmayacaktı ama en azından temellerini sağlamış. O şunu yapmış, küfün bakteri üzerindeki etkisini görmek istemiş ve sonuç hayret verici. Çünkü yeşil küfün bulunduğu bölümdeki bakteriler ölmüş. İyi ki de merak etmiş. Ondan sonra onun çalışmalarını geliştiren Flora ve Jane maddeyi ayrıştırmayı başarıyorlar ve penisilin adını verdikleri maddeyle de Nobel ödülü alıyorlar. Peki yine bir mağara adamı hayal edin. Sivri bir sopayla balık yakalamaya çalışıyor sürekli ve her defasında başarısız. Sonra mağarasına dönüyor, bir bakıyor. Bir örümcek ağı, bir şimşek çakıyor zihninde. Ağlarla balık yakalanabilir mi? Bakın benzetimlerle yaratıcılık inanılmaz ve bakın bir problem çözüyor bu sayede. Bir analojik düşünme örneği bu da. Yine tesadüfen oluşan, bu da çok hoş. Elektrik mühendisi olan Mestral, İsviçre dağlarında köpeğiyle gezerken pıtrak bitkisinin köpeğinin tüylerini ve elbisesine yapıştığını görüyor. Mikroskopla inceliyor, çok merak ediyor nasıl yapıştı bu diye. Ve bitkinin üzerinde sayısız kancanın olduğunu görüyor. Sonra kazara bunu keşfettikten sonra günümüzde kullandığımız cırt cırtları geliştiriyor. Bir sürü yerde kullanılıyor. En çok da çocuk ayakkabılarında biliyorsunuz. Peki yine doğadan benzetimler sayesinde inanılmaz yaratıcılık örnekleri var. Helikopter bununla bir örnektir. Yine aynı şekilde sonar sistemi yunus balıklarından yararlanılarak geliştirilmiş. Aynı şekilde teleskoplar, arıların yaptığı petekler, altıgen, o peteklere bakılarak geliştirilmiş. Bakın ne kadar inanılmaz icatlar bunlar. Peki yaratıcı düşünme nasıl ortaya çıkıyor? Dört aşamada genellikle hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve değerlendirme aşamalarından oluşuyor. Hazırlık aşaması çok önemli çünkü burada bireyin ön bilgilerinin olması, o konuda çok çalışmış olması çok önemli. İşte yani birdenbire Arşimet suyun özgül ağırlığını hani hamamda vardır ya ünlü örnek işte tas suyun özgül ağırlığıyla havaya kalkar buldum deyip koşar ama o birdenbire olmuyor. Bize olmuyor yani. Biz hamamda banyo yaparken aklımıza gelmiyor. Çünkü zaten Arşimet o konuda çalışmalar yapıyordu. Zaten yoğunlaşmıştı. Ön bilgisi çoktu. Ya da Einstein ya da Newton yani o yer çekimi kanunu ya da görecelik kanunu böyle birdenbire keşfetmediler ya da bir vahiy gelmiyor. Yani çok çalışmanın sonucunda aslında bunlar hazırlıktan sonra ortaya çıkıyor. İşte diyor ki Lincoln, eğer bir ağacı kesmek için 8 saatim olsaydı 6 saati baltamı bilemeye harcardım. Yani hazırlık yapardım, onunla ilgili bilgi toplardım diyor bize. Sonra kuluçka aşaması geliyor. Burada biraz kişi problemi çözemediğinde farklı şeylere yöneliyor biliyorsunuz. Biraz zihnini farklı işlerle meşgul ediyor ama aslında geri planda zihin o problemle ilgili çalışmaya devam ediyor. Uzun sürebilir, haftalar, aylar, yıllar sürebilir. Sonra aydınlanma aşaması. Burada edindiği o bütün bilgilerden yararlanarak değişkenler arasındaki, olasılıklar arasındaki ilişkileri kuruyor ve problemin çözüldüğü aşama burası. Ondan sonra da biliyorsunuz artık değerlendirmeye geldi. Çözümleri deneyecek, aksaklıkları, eksiklikleri belirleyerek en uygun çözüme karar verdiği aşamada burası. Peki yaratıcı kişilerin özellikleri nelerdir diye bakarsak, bunlar ilişkilendirme yapabilen, sorgulayan, gözlem yeteneği çok yüksek kişiler. Deney yapmayı seviyorlar, farklı kişilerle etkileşim içerisindeler, esnek düşünüyorlar. Özgüvenleri var. Kendi başlarına da zaman geçirmeyi, düşünmeyi, çalışmayı seviyorlar. Geniş hayal gücü zaten yaratıcılıkta olmazsa olmaz. Çok önemli. Yine Einstein diyor ki hayal gücü her şeydir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Bakın ne kadar önemli. Hayal gücü olmadan hiçbir şey olmuyor. Ve pek çok şeyi düşünün. Önce hayal gücüyle ortaya çıktığını, ondan sonra gerçekleştiğini. İşte deniz altında 20 bin fersah değil mi? Denizaltı
daha yokken ortaya çıkan kurgular bunlar. Sonra bakıyorsunuz denizaltı oluşuyor. Ya da bilim kurgu filmlerini izleyin, pek çok şeyin artık gerçek olmaya başladığını görebilirsiniz. Burada da güzel bir hikaye var, din arkadaşlarım bilirler, hayallerle ilgili. Bir öğretmen büyüdükleri zaman çocuklara ne olmak istediklerini ve ne yapmak istediklerini anlatan bir kompozisyon yazmalarını istiyor. Bir çocuk 7 sayfa bir kompozisyon yazıyor ve ileride bir at çiftliğine sahip olacağını, bütün özelliklerini yazıyor. Kaç dönüm olacak, ne kadar hayvan olacak, krokisini bile çiziyor. Ertesi gün öğretmen diyor ki kırmızı kalemle yazıyor üzerine ve çocuğa veriyor. Dersten sonra beni gör. Sonra da diyor ki gerçekçi olmayan bir hayal. Daha gerçekçi hayaller kur. Çocuk vazgeçmiyor bundan. Diyor ki öğretmeniniz siz verdiğiniz notu değiştirmeyin, ben de hayallerimi değiştirmeyeyim. 30 yıl sonra öğretmen yeni öğrencilerini götürüyor, o yılki öğrencilerini ve çocuğun at çiftliği var. Tam da hayalindeki gibi hepsini gerçekleştirmiş. Yani birileriyle hayallerimizi çok da belki değiştirmemek, hani onlar olmayacak diye düşündüklerinde onlara uyarak belki de vazgeçmemek gerekiyor. Burada da birkaç yaratıcılık örneği koymak istedim sizlere. Bilgisayar teknolojisinden güneş enerjili laptop. Bu da çok güzel, engelli bir araç arkadan girebiliyor. Zihnin Sinir Projeler kitabını zaten biliyorsunuzdur. İnanılmaz orada tasarımlar var. Görme engelliler için bir küp yapılmış dokunarak. Kendi ağırlığını ölçebilen valiz ne kadar güzel. Yani havaalanına falan gittiğinizde ağırlığını biliyorsunuz, kendi kendini ölçüyor. Yine en son ne zaman açıldığının takibini kendisi yapan bir hap şişesi. Tarihi var, en son ne zaman açıldıysa. Ona göre siz o gün ilacınızı aldınız mı almadınız mı soru işaretleri içerisinde kalmıyorsunuz. Bu da güzel. Peki ama yine yaratıcılığın da tabii ki önünde engeller var. Neler? Tek bir doğruyu aramak, mantıklı olmaya odaklanmak, körü körüne bize verilen kuralları izlemek, oyunları saçmalık olarak görmek, belirsizliklerden, hata yapmaktan korkmak, aptal gözükmekten korkmak ve kendine güvenmemek. Burada da işte nasıl birisi bizi engelliyor, özellikle öğretmen olarak düşünürseniz, cesaretimizi kırıyorsa, bizi sürekli eleştiriyorsa, yani mantıklı düşün, hiç böyle bir şey olabilir mi diyorsa, eğer tartışma konuşma olanağı bize hiç vermiyorsa ve bütün kararları kendisi veriyorsa, hatalara izin vermiyorsa, bizimle dalga geçiyorsa, alay ediyorsa, o zaman tabii ki yaratıcılığın gelişmesi çok zor. Yaratıcılığı engelleyen kültürel yargılar da var biliyorsunuz. İşte daha önce böyle bir şey olmadı. Bu işe yarasaydı birileri benden önce ya da senden önce bunu zaten yapardı. Bazen böyle şeyler düşünüyoruz, hani ne yazık ki bunlar da bizi engelliyor. İşte programda, müfredatta böyle bir şey yok. Eski köye yeni adet çıkarma bizim kültürümüzde de olan sözlerden bir tanesi. Peki engellere takılmış yaratıcı fikirler yok mu? Tabii ki var. Bakın radyo lambası, patenti ilk zaman takılmış. Dökme demirden yapılan bir saban takılmış. Hatta tren biraz ilk yapıldığında saatte 50 mil gidiyormuş. Yolcuların burunlarının kanayacağı, hatta havasızlıktan ölecekleri düşünülmüş, vazgeçilmiş tren yapmaktan. Ne kadar ilginç. Burada da yine böyle bir sosyal medyada gezinirken bir fizik profesörü gördüm. Bana çok ilginç geldi yaptığı dersler. Açabilirsem onu izleteceğim size. Hocam aynı şekilde ekran paylaşıyor. Evet, önce açıyorum, tamam. Ondan sonra şimdi ekran paylaşıyorum. Tamam. Çünkü açtıktan sonra tekrar açmam gerekiyor, görmüyor. One, two, three. One, two, three. Using a teeter board, which is a
lever with the fulcrum or rotational point in the middle. How does it work? Okay, can you help you? There we go. Yeah. You pull your arms in. Whoa! Okay, just don't jump. Coming up a little bit. Yeah. All right. Gördüğünüz gibi ne güzel dersler değil mi? Çok değişik böyle dersler. Bir fizik profesörü derslerinde bunlardan yararlanıyor. Öğrenciler biliyorlar ama bence çok da gerçekten hani keyifli de görünüyor arkadaşlar. Neden olmasın? Evet. Peki ne yapacağız? O halde yaratıcılığı geliştirmek için özgür demokratik ortamlar, başarı duygusunu desteklemek çok çok önemli. Onlarla iletişim kuracağız, soru sormalarına fırsatlar tanıyacağız ve olumlu modeller olacağız. Değişik hani sorular sorabilirsiniz, eleştirel düşünmede olduğu gibi. İşte benim aklıma gelen, eğer insanlar hiç ölmeseydi ne olurdu? Bitkilerle konuşsaydık bize neler söylerlerdi? Farklı farklı sorular sorabilirsiniz sizler. Burada işte Hansel Gretel ormanda yanlarına harita almış olsaydı hikaye nasıl değişirdi? Kim? İlk bahardan sonra kış, son bahardan sonra yaz gelseydi hayatımız nasıl olurdu? Siz bunları geliştirin, çok daha farklı sorular sorabilirsiniz. Peki geldik problem çözmeye. Gerçekten de çok problem var hayatımızda değil mi? Şöyle bir düşünün, küçüğünden büyüğüne ne kadar çok problemle karşı karşıyayız ve bunları çözmek için de mücadeleler veriyoruz. Son zaten teknoloji çağı inanılmaz yani. Bilgi inanılmaz derecede çok. Öğretmenler olarak da bizim de problemlerimiz tabii sınıfta değişti öğrencilerin ilgisini çekmek, onları ilgileyebilmek, derse çekebilmek önemli problemlerimizden bir tanesi. Ama İyi bir tarafı da var çünkü insanın dikkatini çekiyor, motive olmasını sağlıyor problem. Hiç problemsiz bir insan bence düşünemiyorum yani. Hayatında hiçbir şey yok, bütün her şeyi çözmüş. Problemler zaten bizim belki de yaratıcılığımızı geliştiriyor, farklı çözümler bulmamızı sağlıyor. Peki problemlerimizi nasıl çözebiliriz? Farklı şekillerde çözebiliriz, geçmiş deneyimlerimizi kullanabiliriz, başkalarından yardım isteyebiliriz, deneme yanılmayla çözebiliriz ya da bilimsel problem çözme basamaklarını kullanabiliriz. Burada da şunu yapabiliriz, problemin farkına vararak doğru tanımlamak, alternatif çözümler geliştirmek, en uygun çözüme karar vererek bunu uygulamak ve uygunluğunu değerlendirmek. Bu bir de Einstein'ın oluşturduğu bir problem bulduğum, ben çok hoşuma gitti. Bunları sizler de görmüşsünüzdür, bayağı karışık. İşte 5 tane ev var, her birinin kapısı farklı renkte, içerisinde farklı kültürlerden insanlar var, evcil hayvanlar var, değişik içecekler var, her birine de değişik yemekler yeniyor. Böyle maddeler veriyor, işte Avustralyalı kırmızı kapılı evde yaşamaktadır, İtalyan köpek sahibidir, hani hoşunuza giderse, zamanınızda varsa bunları çözebilirsiniz. En son soru şu, suyu kim içiyor, zebranın sahibi kim? Buradan yararlanarak bulacaksınız. Böyle hoşuma gitmişti görünce. Ben uğraşmadım, vaktim yoktu. Uğraşmak isteyen arkadaşlar olursa onlara gönderirim problemi. Peki içgörüsel problem çözme nasıl gerçekleşiyor bilişsel kuramlara göre? Orada içgörüden, ön çözümden çözüme geçiş ani ve tam. İçgörüyle edindiğimiz biz o çözümleri genellikle diğer benzer problemlerin çözümünde de kullanabiliyoruz. Zeki olanlar genellikle çözüme daha kısa sürede ulaşıyorlar ve çözüm genellikle tam pürüzsüz arkadaşlar. Gestalt'tan bunları hatırlarsınız. Şimdi ben size bir 10-15 saniye vereceğim. Ekran görüntüsü almayın lütfen. Şimdi burada bir takım rakamlar var ve bunları sırasıyla hatırlamanızı isteyeceğim. Hadi bakalım, bakın. Hatice sen de bakabilirsin. Yazanlar da olabilir, yazmayın. Peki. Tamam. Şimdi kim söylemek ister sırasıyla? Var mı konuşmak isteyen? Evet. Sevgili arkadaşlar. Sen şöyle kameralarınızı da açsanız görsem. Bir sürü de sevgili arkadaşımı görüyorum burada. Öğrencilerimiz de var. Evet. Bir cevap var galiba.
Evet hocam. 1496. Gonca, çok teşekkür ederim. Peki başka? Evet hadi. Hatice sen ne diyorsun? Hocam ben 1491-6253. Harikasın. Yanlış olmadıysa o kadar. Ama onları da kodlayarak tabii. Evet, çok güzel. Peki başka? Sonu da 481 ile bitiyordu sanki. Selam, evet harika. Arkadaşlar nasıl hatırlamaya çalıştınız? Sırasıyla böyle bakıp ezberlemeye mi çalıştınız? Evet. Ne yaptınız? Ezberlemeye mi çalıştınız? Hatice sen bakarak tekrar mı yaptın? Hayır hocam ben kodladım. Kodladım. 1491-6253 diye. Peki o kadar söylediğini gelecek hafta sorsam yine hatırlayabilir misin? Tekrar edersem, aralıklı tekrar yaparsam evet hocam. Peki ben size desem ki bunları hiç böyle kodlama ya da ezberlemenize gerek yok. Bu sayılar, bakayım ilerlemedi. Birden dokuza kadar sayıların karesi desem. Ezber yapmanıza. Anlamlı öğrenme olur. Anlamlı öğrenme. Evet, ezberlemenize gerek yok sevgili arkadaşlar. Sayılar 1'den 9'a kadar sayıların karesi. Yani altta yatan ilkeyi, anlamı kavradığınızda ezber yapmanıza gerek kalmayacaktır anlamında bir örnek bu. Peki buraya kadar var mı acaba soru? Yoksa ben devam edeceğim. Devam edeyim mi? Peki, Hatice hocam var mı buraya kadar bir sorun? Şu an yok herhalde hocam. Peki. Olursa ben tekrardan sizi haberdar ederim. Peki, çok teşekkür ederim. O zaman biraz eğitim sistemimize geçeceğim. Üst düzey düşünme becerileri ve eğitimdeki yeri nedir diye düşünmüştük. Peki eğitimimizle ilgili en çok hangi cümleleri duyuyoruz? Hep şunu duyuyoruz, hep bir sonraki, bir öncekini beğenmiyor. Hep bir diyoruz ki bizim nesil böyle değildi, şimdi yeni nesil neden böyle oldu? Dersleri ilgi göstermiyorlar, çalışmıyorlar, akademik başarılar düştü, eğitim sistemimiz sorunlu, değişiklik gerekiyor, mezunlarımız iş bulamıyor, aileler şikayetçi, öğrenciler de hayatından memnun değil. Peki, niye böyle bir şey işte oluyor? Bir buna bakalım. Peki, eğitim anlayışımızla ilgili şöyle bir Server Taneli'nin kitabını okuduğumda bana çok ilginç geldi. 1988'de yazmış bunu. Nasıl bir eğitim istiyoruz da. Diyor ki okullarımızdaki eğitim sistemi hep belleğe dayanan, deneysiz, uygulamasız, araştırmasız, gözlemsiz ezberleme yöntemi olmuştur. Hangi yabancı devletin etkisindeysek eğer biz onlardan bir şeyler almışız ve onların o sistemini kendimize adapte etmeye çalışmışız. Yamama yöntemler kullanmışız diyor. Yani ne yazık ki bir süre daha bu devam edecek biliyorsunuz. Yani bir süre daha böyle biz başka ülkelerden etkilenmeye ve onların programlarını uyarlayarak programlar oluşturmaya devam ettik. Son zamanlarda biraz daha işte kendi modelini oluşturmaya çalıştım. Milli Eğitim Program Geliştirme modelini ama tabii ki etkilenmeler yine de devam ediyor. Peki ben biraz ülkemize ve eğitim sistemimize ilişkin veriler sunmak istiyorum size. Hiç dikkatinizi çektim ya da takip ettiğinizi bilmiyorum ama ben bunları biraz takip ediyorum. Mesela LGS sınavı 2021 sonuçlarına baktıysanız eğer 180.714 öğrencinin 0 puan aldığını görebiliyorsunuz. Ne kadar kötü bir şey. 500 tam puan, 400 ile 500 puan aralığıysa %5.6. 2022'de de durum çok farklı değil. Yine katılan öğrenci sayısına bakıyorsunuz, 1.031.000 öğrenciden 200.000'i 0 puan almış LGS'de. Peki YKS'de durum farklı mı? 2021'e bakalım. Burada da 1 milyona yakın öğrenci baraj olan 150 puanı geçemedi 2021'de. Bunun üzerine de TYT puanı 140, AYT 170'e düştü. Doğru çözme ortalamalarına bakın. 40 matematik sorusundan doğru çözme ortalaması 5.1, 20 fen bilimlerinden 3.2, 40 Türkçeden 18.4 ve 20 sosyalden de 8.3. Matematik ve fen alanında öğrencilerinizin doğrularının ne kadar az olduğunu görebilirsiniz. 2022 farklı mı? Çok da farklı değil. 20 fen bilimleri sorusundan yine doğru ortalama 3.2, matematikte de 6.9 olduğunu görüyorsunuz. Yine geçen yıl şöyle bir haber vardı. Üniversite tercihlerinde 169 bölüm
Açıkta kaldı, öğrenci alamadı, boş kaldı kontenjanları diye. Bu bana ilginç geldi. Yani öğrencilerimiz üniversiteye çok yerleşemiyorlar ama bazı programlarda da sıkıntı var demek ki. Mezun verdikten sonra o öğrenciler iş bulamıyorlar. İş bulamadıkları o alanları da tercih etmiyorlar. Bakın bunlar da bu programlar. Maden mühendisliği de var, kimya mühendisliği de var, moleküler biyoloji, genetik de var. Yani her yere her programı açmak da çok mantıklı değil. Peki biraz PISA sonuçlarına bakalım. 15 yaş çocuklarının girdiği bir sınav biliyorsunuz ve 4 yılda bir uygulanıyor. Mavi olan OECD ortalaması, kırmızı olan Türkiye puanları, ortalamaları ve ortalamanın çok altında olduğunu görüyorsunuz. Puanlarımızın özellikle matematikte oldukça düşük durumda, bakın puanlar. OECD ortalaması 489 iken bizdeki ortalama 454 sevgili arkadaşlar. Yine PISA'da şu soruluyor, bana çok önemli geliyor bu. 15 yaşındaki çocuklara diyorlar ki hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Ve yine bakın kırmızılar bizimkiler ve 33.8 çocuk diyor ki hiç memnun değilim. Yani 15 yaşında bizim çocuklarımızın üçte biri hayatından memnun değil. Bu çok önemli bir istatistik, bence bunun üzerinde çalışmak lazım. Peki TIMSS'e bakın, 3 yılda bir yapılıyor biliyorsunuz. 4. ve 8. sınıf öğrencilerine fen ve matematik başarılarına bakılıyor. İlk kez 2019'da biz biraz daha iyi durumdayız. Yani ortalamalarımızın özellikle 2019'da biraz daha yükseldiğini, daha mavi olanlar bakın arttığını görüyorsunuz. Peki yine öğretmenlerin mesleki deneyimleri ile öğrencilerin başarıları arasındaki farka bakılmış. TIMSS sınavında bu da bana yine çok ilginç geliyor. Lütfen şuna bakar mısınız? Matematik 4. sınıf. Türkiye'ye bakın, altındaki de uluslararası ortalama. 20 yıl ve daha fazla öğretmenlik yapan öğretmenlerin sınıfındaki öğrencilerin başarıları 544. Bakın gidin 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 satırda. 5 yıldan daha az öğretmenlik yapanların 480. 64 puanlık bir fark var. OECD'de bu fark 9. Matematik için bakın 92 puan fark var. OECD'de bu fark 11. Fen bilimlerinde 80. 4. sınıflarda 8'lerde 62. Yani bizim ilk 5 yıldaki öğretmenlerimizle 20 yıldan fazla öğretmenlik yapan öğretmenlerimizin çocuklarının başarı arasında çok inanılmaz bir fark var. Yani buna dikkat etmek lazım. Bu konuda çalışmak lazım. O halde biz eğitim fakültelerinden öğrencilerimizi çok iyi mi yetiştiremiyoruz? Yani neden bu kadar büyük bir fark var? Buna bakmak gerekiyor bence mutlaka. Bir de tabii ilk öğretmenlikleri doğuda oluyor. Yani belki de işte onları doğuya da vermemek lazım. Orası zaten dezavantajlı. Bir de öğretmen deneyimsiz. İşte bu farklar ortaya çıkıyor. Ama OECD'de böyle farklar yok arkadaşlar. Bizim ülkemizde var bu. Öğretmenlerimizin eğitimlerine bakın. Lisans ve yüksek lisans. Yine kırmızılar bize ait. Öğretmenlerimizin 92.3 lisans mezunu, 6.9'u sadece yüksek lisans mezunu. Müdürler için duruma bakıldığında biraz daha müdürlerde durum. Hani işte 78.0'ı lisans, 30'u en azından, 30'a yakını biraz daha iyi durumdalar. Yüksek lisans mezunu. Yine öğretmenlere sorulmuş, hangi konularda hizmetçi eğitime ihtiyaç duyuyorsunuz diye. Biz de bakın kırmızılar ihtiyaç duyulanlar ve sarılar gerçekleşenler. Öğretim programı bilgisine çok az ihtiyacımız var demiş, gerçekleşene bakın. Yani öğretmenler de tamam belki ihtiyaç duymuyorlar ama yine de program okur yazarlıkları düzeylerine bakıyorsunuz çok da yüksek değil. Bu da ilginç, yani ihtiyaç duymuyorlar. Eğitimler de veriyoruz. Yine de bunu da yükseltemiyoruz. En çok ihtiyaç duydukları bizim ülkemizde farklı kültürlerden veya ülkelerden insanlarla iletişim. Belki bu en son göçlerle birlikte tabii bu sonuç ortaya çıktı. Peki acil uzaktan eğitimde bizim durumumuz neydi? Bu da çok ilginç. 18 milyon öğrenciden 132'si EBA'ya ulaşamadı internet problemleri yüzünden. Ve okul dışında kaldı 710 bin çocuğumuz. Bakın bunlar TEDMEM raporlarında görebilirsiniz bunları. Orada da sosyoekonomik durumla yüksek başarı arasındaki ilişkiye bakmışlar. OECD ortalaması 0.42, bizde 0.56. Yüksek puan iyi bir şey anlamına gelmiyor. Yani şu anlama geliyor, sosyoekonomik durumu düşükse bu çocuğun yüksek başarıya sahip olması OECD ortalamasına göre daha zor. Yine KPSS sonuçlarına baktım ben, merak edenler belki daha ayrıntılı 2021'i de analiz edebilirler. Özellikle ilköğretim matematik bana çok ilginç geliyor. 2019-2020 yılında 75 soru, diğer yıllarda 50 soru var. Ve bakarsanız ortalamalar 30, 30, 12, 16. Yani kendi alanında bile öğrencilerimizin
başarılarının ne yazık ki çok düşük olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da eğitim bilimleri testinin doğru cevap ortalamaları var. Yine 2020'de bakın 2020 yılında 80 sorudan 19 ortalamalar var. İşte genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimlerinde de 36 ortalama var. Çok yüksek değil yani ortalamalar ve tutarlı bir şekilde gidiyor. Yani LGS'den başladı, puanlarımızın çok yüksek olmadığını görebilirsiniz. Yine aynı şekilde hiç duydunuz mu bilmiyorum, yetişkin becerileri araştırması var. En son 2016 yılında girdiğimiz. Burada da yetişkinlerle ilgili çalışmalar ve sonuçlar var. PIAAC araştırması, yine bunun raporlarına ulaşabilirsiniz. Sözel yetenek, sayısal yetenek ve teknoloji yoğun ortamda problem çözme incelenmiş. Sözel yetenekte sondan üçüncü sıradayız. Sayısalda sondan ikinci sıradayız. Teknolojide sonuncuyuz. Yani böyle bir ilginç sonucumuz var. Yani bu böyle devam ediyor. Yetişkinliğe geldiği zaman da siz sayısal, sözel becerilerini, üst düzey düşünme becerilerini kazandıramıyorsunuz. Zaten çocuklukta kazandıramadıysanız yetişkinlikte de bunun devamını işte bu araştırmayla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bilimsel yayın sayılarında neredeyiz? Çok yukarılarda değiliz. OECD'de toplam ve ortalamaları görebiliyorsunuz. Bizde ise yayın sayılarını yine buradan takip edebilirsiniz. Atıf sayılarımız çok yüksek değil sevgili arkadaşlar. Yayın başına atıflar işte 2016'ya geldiğimizde 0.64'e kadar düşmüş. Kendi yayın atıflar var. Bunların da biraz önüne geçmek ve iyi dergilerde, iyi yayınlar, nitelikli kaliteli yayınlar yapmamız gerekiyor. Sayı yerine biraz niteliğe önem vermemiz lazım. Yine Ufuk Akçiğit Hoca'nın bir raporu vardı. Çok ilginç geldi bana. Türkiye Bilimler Akademisi'nin çıkardığı Türkiye Bilim Raporu 2020 yılı. Ufuk Akçiğit Hoca diyor ki, profesör olduktan sonra bu grafiği görüyorsunuz zaten, profesörlük kısmını. İlk 4 yıl yayınlar çok iyi, ondan sonra inanılmaz bir düşüş başlıyor. Yani profesörler 4 yıldan sonra çok da fazla çalışmıyorlar diyor. Tabii ki çalışan hocalarımız için demiyorum bunu ama Türkiye'de yapılan bir araştırma bana ilginç geldi. Yani 4 yıldan sonra çalışmalar neden bu kadar azalıyor? Bunu da belki sorgulamak, araştırmak gerekecek. Nobel ödüllerinde neredeyiz? 2 tane Nobel ödülümüz var. Aziz Sancar ve Orhan Pamuk biliyorsunuz. Başka da ödülümüz yok. İnovasyon endeksinde 126 ülke içerisinde neredeyiz? İlk 10'a bakabilirsiniz. Burada yokuz tabii ki. Yani ilk 10 içerisinde keşke olsak. Ama yerimiz neresi? İşte 2019'da 49.'uyuz. 2020'de biraz daha gerilemişiz. 51. sıradayız yaratıcılıkta da. Yaratıcılık endeksinde de 3 tane ana boyuta bakılıyor sevgili arkadaşlar. Teknoloji, yetenek ve toleransa bakılıyor. Ve en düşük olduğumuz tolerans. Hoşgörülü değiliz. 123. sıradayız gördüğünüz gibi. Zaten kaç tane? 139 tane ülkenin içerisinde sonlara çok yakınız. Kendimizi mutlu hissediyor muyuz? Ne durumdayız? Ben 2013 ve 2015 araştırmalarını buldum. Mutluluk oranlarımız da düşüyor. 2015'te %48 kendini iyi hissediyor. 2022'yi bilmiyorum ne kadar insan kendini acaba mutlu hissediyor. Dünya Mutluluk Raporu da yayınlandı. 2018-2020 149 ülke içerisinde 104. sıradayız. Sıralamamız da her yıl biraz daha geriye doğru gidiyor. 77'ler belki 69'lar var ama şimdi geldiğimiz yer çok mutlu değil. Hatta bu ekonomik krizlerle ve pandemiyle birlikte bunlar daha da artmış olabilir diye düşünüyorum ben. Sosyal gelişme endeksine bakalım. Burada da özellikle fırsatlar konusu benim çok dikkatimi çekiyor. Bakın burada da diyor ki 146 ülke içerisinde biz 103. sıradayız. Öğrencilerimize fırsat sunma açısından. Sonra diyoruz ki neden yurt dışına gidiyorlar ve geri gelmiyorlar. Ben de diyorum ki herhalde fırsatlarla karşılaşıyorlar. Büyük ihtimalle neden ülkesini terk etsin ve gitsin ki? Fırsat sunmak çok önemli. İşini yapabilmesi çok önemli. Yapabilse tabii ki burada kalsın isteriz. Peki neden böyle bir sonuçla karşılaştık? Bakın ne kadar çok veri verdim size. Bir 5-10 dakikanın içerisinde siz daha da fazla veriye ulaşabilirsiniz. Çünkü merkezden yönetilen bir yapımız var. Öğretmen özerkliğimiz az. Bir programı veriyoruz, tamamen uygula diyoruz. Program okur yazarı değilse bir de öğretmen. Programı uyarlayamıyor çünkü sınıfına o zaman. Ve hep bir müfredat yetiştirme kaygısının içerisinde. Çocuk ne kadar öğrendi buna bakmıyor. Kavramları çabuk tüketiyoruz, içini boşaltıyoruz. İşte çok bu zeka bir modaydı, boşaldı. Ne bileyim yapılandırmacılık bir modaydı, içini boşalttık. Şimdi üst düzey düşünme 21. yüzyıl.
Yani bir de bunları doğru uygulamıyoruz. Hani bunları böyle çok moda kavramlar gibi düşünüyoruz. Ama gereğini yerine getirmiyoruz, ben öyle düşünüyorum. Öğrencilerimize ezberciliğe yöneltiyoruz çünkü. Çok fazla ödevler veriyoruz. Teoriyle uygulama arasında bağ kurmuyoruz. Kurumlarımız arasında işbirliği de sınırlı. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Milli Eğitim YÖK'ü suçluyor, YÖK üniversiteyi suçluyor. Hepimiz birbirimizi suçluyoruz. Öğretmen öğrenciyi suçluyor. Yani böyle bir sorumluluk almadan devam ediyoruz. Hatta Hasan Ali Yücel'in çok güzel bir konuşması var. Düşünebiliyor musunuz? 1939. Diyor ki, hani kısaca bakacağım. Ortaokul öğretmenleri ilkokuldan gelen çocukların zayıf olduklarını söylüyorlar. Lise muallimleri aynı şikayetleri ortaokula yüklüyor. Bakın aynısı var. Herkes birbirini suçluyor diyor yani. Böyle demek ki 1939'dan beri gelen böyle bir şey var sevgili arkadaşlar. Biraz deneme yanılmalarla gidiyoruz. Sil baştan başlıyoruz. Her gelen bürokrasi bir öncekinin yaptığını beğenmiyor. Kaldırıyoruz, koyuyoruz. Ben mesela şunlara baktım. LGS, YKS hani hep kalktı kalktı deniyor ya. Aslında kalkan bir şey de yok. Adları değişiyor sadece. İki aşama mı olacak, bir aşama mı olacak, adı şu mu olacak, soru sayısı kaç olacak? Bunlarla uğraşıyoruz daha çok. İşte pedagojik formasyon kalkıyor, geri geliyor, bir daha kalkıyor, tesis oluyor. Ama hala sistem devam ediyor. Peki biz üst düzey düşünme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirebiliyor muyuz? İşte şu özelliklere sahip öğrencilerimiz var mı? Bunu nasıl sağlayacağız? Nasıl bir ortama ihtiyacımız var? İşte biraz hani bunlardan da böyle birkaç slide koymak istedim ama son size soru. Üst düzey düşünme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirebiliyor muyuz? Üst düzey düşünme becerilerini de gördük. Türk eğitim sistemindeki verilerimizi de gördük. Bunları bir araya getirdiğinizde acaba sizler ne düşünüyorsunuz? Ve ne